Evet, bu şekilde diğer boşlukları da aynı yöntemle dolduralım ve şimdi kenar ayısını yapacağız. Kenar ayısını birlikte yapalım. İlk önce yakından böyle göstermek istiyorum. Çok güzel bir model oldu. Boyut olarak da ideal oldu. Arkasını da çevireyim. Bu şekilde modelimiz şimdi kenarında yapılınca daha da güzelleşecek modelimiz. Farklı kenar uyaları da kanalımda bulunmaktadır. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Oynatma listelerinden kategorilere ayrılmış durumda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hemen köşeyi de göstermek istediğim için şuradan başlıyorum. İki zincir yaptım. Eğer bu modeli sevmezseniz kenarını başka modelde bulabilirsiniz kanalımda. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bu şekilde. 5 zincir. Buraya sabitliyorum. Ardından bir zincir tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan yan tarafa. Bu şekilde ikili kapatıyorum etrafını. 5 zincir buraya sabitliyorum. Bu şekilde. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya bir tane ve yan tarafa kapatıyorum ikisini. 5 zincir buraya sabitliyorum. Ardından bir zincir. Beş zincir. Buraya sabitliyorum bir zincir. Bu şekilde. Şimdi köşe yapacağız. Onu da hemen göstermek istiyorum. Şöyle köşeye geldiğimizi uzaktan göstereyim. Diğer köşeleri de aynı şekilde yapacağız. Unutmayalım. Bir tane yapıp kapatıyorum. 5 zincir. Buraya sabitliyorum. Tekrar bir zincir yapıp buraya bir tane kapatmadan köşe noktaya tekrar yapıyorum. Bu şekilde. İkisini kapatıyorum. Köşeleri bu şekilde yapmayı unutmayalım. 5 zincir bu noktaya geri sabitliyorum. Bir zincir yapıp tekrar devam ediyorum ikili kapatmaya. Buraya bir tane ve yan tarafa. Bu şekilde. İkisini kapatıyorum. 5 zincir sabitliyorum. Bir zincir yaptım. Evet, bu şekilde yaparak etrafını tamamlayalım. Köşeye geldiğimiz zaman bu şekilde yapmayı unutmayalım. Köşe burası. Aynı şekilde ikili kapatarak geliyoruz. Yapmış olduğumuz köşenin aynısından bu noktaya ve bu noktaya, diğer noktaya yapıyoruz. Sıra sonuna kadar ikili kapatarak devam ediyoruz. Sıra sonunu zaten birlikte yapalım. Kenar ayısı da bu şekilde yapalım. Devam edelim. Evet, bu şekilde kenar ayısını da tamamladım. Kenar ayısı çok güzel oldu bence. Bu şekilde. Sıra sonunu birlikte öreceğiz. Köşeleri dediğim gibi aynı şekilde yapmayı unutmayalım. Çıtı pıtı bir model oldu bence. Kenarı güzel oldu. Şimdi sıra sonunu birlikte örelim ve modelimizi tamamlamış olalım. Burada sıra sonunda batılacak bir tane yer var. Buraya bir tane yapıyorum. Kapatmadan son noktaya yapıyorum ikinciyi. Tekrar kapatmıyorum. Buradaki başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum üçüncüyü. Bu şekilde tığımda 3 tane olmalı sıra sonunda. Üçünü bir sıkı bir şekilde kapatalım. Ardından 5 zincir buraya sabitleyelim. Evet, sıra sonumuzu tamamlamış olduk. 3 zincir yapalım. Bir ileriye ilmek kaydıralım ve bir zincirli ipimizi keselim. Sökülmesin ve daha rahat saklayabiliriz ipleri. Böyle sıra sonumuz bu şekilde. Evet, harika, çok güzel bir model oldu. Yepyeni bir tasarımdı. Tasarımı bana ait bir modeldi.
Evet, tekrar yakından bakalım modelimize. Boyut olarak da ideal oldu, güzel oldu. Yumuşacık, kullanışlı bir modelimiz oldu. Papatyalı karelif modeli, kutu teknikle yapılan bir model oldu. Arkası da bu şekilde. Gayet düzgün ve güzel duruyor. Ön yüzümüz böyle. Papatyalı karelif modelimiz hazır. Hemen diğer parçalarını da göstermek istiyorum. Belki görmeyenleriniz olmuştur. Örmek isterseniz. Bu şekilde bir üçgen keselif modelimiz var. Bu da yeni bir tasarım. Tasarımı bana ait. Şöyle hemen karesini de göstermek istiyorum. Bu şekilde. Şöyle düz çevireyim. Böyle. Bu da karesi. Yıldız teknikle örmek isterseniz. Ve tekrar kare bir keselifimiz var. Bu da harika oldu. Yeni bir tasarımdı. Ve yuvarlak modelimiz var. Bu da yeni bir tasarım. Tasarımı bana ait modeller. Bu da uzun lifimiz. Örmek isterseniz kanalımda mevcut. Takım yapabilirsiniz. Çeyizlerinize koyabilirsiniz. Hediye edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.